İlk olarak Acun Ilıcalı ile başlamak istiyorum. Çünkü Acun Ilıcalı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu olan maç TV8'de dün A Milli Futbol takımı ile Karadağ'ın karşı karşıya geldiği maç. Bu maç yayını sırasında yasa dışı bahis sitesinin reklamı yansıdı ekrana. Ve Acun Ilıcalı da bununla ilgili bir açıklama yapmış. Gerçekten çok acayip açıklama. Ya şöyle acayip. TRT'den örnek veriyor. O zaman diyor bana ceza verdiyseniz TRT'ye de ceza vermeniz lazım diyor. Şöyle diyor ki ısrarla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse Karadağ Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur diyor. Yani diyor ki Karadağ'da bu yapıldı. TV8'e ve Türkiye'nin bununla hiçbir alakası yok. Biz de mecburen onlar kendi sahalarında bu reklamı gösterdikleri için yayınlamak zorunda kaldık diyor. Ve diyor ki bakın TRT'den örnek vermiş. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi diyor. TRT'de de aynı şey olmuştu. Demiş Acun Ilıcalı böyle bir örnek göstermiş. Bakalım ne çıkacak buradan. Ama bununla ilgili zaten tepkiler gelmişti. Ben dün akşam da sabah saatlerinde de görmüştüm tepkileri. Ama bu meseleye bir bence şeye getirmeleri lazım. Yani bir düzenleme getirilmeli. Yani bu yani bir şey mi? Bir gerekçe mi? Yani bunun açıklaması bu olabilir mi? Böyle bir açıklama yapıp bu işin içinden çıkılabiliyor mu? Nasıl bir düzenleme olur bilmiyorum.